frekans baskısıyla bazı şeyleri açıklayacağım. Şimdi kara kedi buradan baskı yapan kara kedi karşıya geçti. Nereden geldiği belli oluyor. Orada bir müdür falan var. Bütün kadınları bu şeyin peşinde koşturuyor. Frekansasının altında öğlen öncesi hediyesi kabul edin bunu. Şimdi bu iblis niye durmadan saldırıyor? Ne zaman namaz zamanı, ezan zamanı falan. Başkalarına da böyle saldırıyor. Temizlenmiş insanlara saldırıyor. Başka cevabı yok. Çünkü beynini kontrolü aldığı bu parazitlerle böyle kullanıyor. İstediği zaman da bitiriyor, öldürüyor. Böyle bir iblis olduğuna inanın. Adı Baal, Belzebub. Eski şeyde var, Babil'de. Orada anası, herhalde anası kışkırtıyor babasına. Babasını öldürüyorlar. Oğlunu yerine geçiriyor Baal. Rujlu dudaklı İbne oğlunu. O kral oluyor, o kraliçe çift oluyorlar yani. Birbirlerini beceriyorlar. Şimdi ilk Samsun'da yaptıkları gibi. Sonra bu Baal'i öldürüyorlar. Başka bir tane peygamber çıkıyor. Öldürüyor bunu. Beş parçaya bölüyor. Ondan sonra bu büyücü cadı orospuların kraliçesi, orospuların en büyük anası, iblisin orospusu, onu diriltiyor. Bütün parçalarını adamlarına buldurup sadece aleti hariç, onun için takma aleti vardır, onun için rujlu dudaklı ibne. Böyle bir yaratık var, İştar o, İştar. Heykeli var, ayakları iblis gibi. Ve insan kendine sorar, tarihçilere şey, bunun ölüleri böyle birleştirip diriltmeye gücü vardıysa, neden kocasının şey yapmadı be? Diriltmedi. Çünkü pedofil kendi orospu oğlunu beceriyor. Bütün Lut kavminin ve diğer şeylerin başlangıcı kendi rujlu dudaklı orospu oğlunu beceriyor. Ve bu da Baal yani. Şeytanın piçi. Şeytanın oğludur o, bilmiş olun. Bazı özellikleri de var ondan. Bu sinek yönetimi mesela, hayvan yönetimi. Doğaüstü güçler, Süperman gibi. O güçlerden biri kendi orospu anasını becermek. Evet. Bu masal falan değil, tarihlerde var. Yine de olmasa da böyle senaryo olarak bir düşünün, bir karşılaştırın yani. Ne yazıyor kitabımızda? Allah pislikten arındırıyor. Tam olarak bu parazitlerden arındırıyor namazla. O yüzden camilerin kıblelerine falan içine kadar dayatıyorlar bu parazitleri. Sadece anası orospu bir pedofil olduğu için değil, büyü için değil. Bu parazitler için. Böyle soka soka böyle insanları kontrol edebiliyor. Araştırmalar onu belirtiyor zaten. Beyin kontrolcü bir parazit. Burada bu dinlediğim frekans bunu temizliyor. Orada çekimlere çekmişler. Bir bakın görüntülere. Ne şekiller çıkıyor oraya, ne suratlar, ne hayvanlar. Ufacık parazitler birleşerek. Ve bunun kanıtını bana verdi yani. Bunlar nasıl böyle beyin kontrolü altındaysa
o televizyona çıkardığı pislikler gibi. O ufak çocuk gibi. Ben temizleniyorum diye saldırıyor. Parazit sokup kontrol alsın diye. O şekilde istediği zaman düğmeye basar gibi kalp krizi veya herhangi bir şey öldürür. O yüzden bana seni asarım, keserim, sıkarım, ağzına veririm, kemiklerini kırarımdan sonra sen benimsin, benim, sen benim. Kendini tutamadı. İblis olduğu buradan belli, bu şeyleri yönetebildiğini. Öyle sabahki örneğe bakın yani. Buraya çıkar çıkmaz köpek korosu başlıyor. Kaç videomda var. Çıkar çıkmaz köpekler dalıyor buraya sıçma. Anında en olmayacak yerlere yerleşiyorlar. Bakın o 6 tane pislik sıçtıkları üst üste su şeyinin içine giriyor. O yüzden çocuk parkının etrafına toksoplazmalı, parazitli boklarını bırakıyorlar. O yüzden doğum hastanesine, okullara saldırıyorlar. O yüzden askerlere saldırıyorlar. Bunu sadece kendi orospu anasını becerdiği için yapmıyor yani. Siz onunsunuz, onun. Allah'a kulluk etmeyin, ona edeceksiniz. İstediği zaman sizi dünyadan, haritadan silecek. Çin'deki olay gibi. Böyle bir iblis var. Bilmiş olun, tarihe bakın. Kendi orospu anasını beceriyor. Tarih boyu var yani bu. Belzebub'un oğlu, Belzebub zaten şeytanın ta kendisi. Bütün ayetlere de uyuyor. Havada olacak. Hava onun alanı. Hayvanların üstünde diyor İncil'de. Tam olarak sinekler ve parazitler, keneleler şeyin tarifesi. Allah öyle şey, öyle bir işkence yaratmaz insanlara. Bunu ancak iblisin soyundan veya iblis veya onun pedofil orospu eşi yaratabilir. Bence Allah böyle çıkarıyor uyarıcılar. Sonra eğer uyanıyorsa millet bunu 1.000 sene gönderiyor cehenneme. 1.000 seneden sonra ortaya çıkıyor yine bu toksoplazmalarla. Ekran gönderiyor şimdi, virüs gönderiyor be. Bu parazitlerle, bu beyin kontrolcü parazitlerle. Ne yaptırmak istiyor? Tümünüzün kendi ananızı becermenizi istiyor. Ve bunların bir üçüncüsü var yani. Üçüncüsü de var. Bir kızı da var galiba. Eski Babil şeylerine falan filan var. Bu Harlotları beraber yönettiği. Geyik şeklinde resim edilmiş. Bambi şeklinde. O uygarlığı batırırlar. Sonra başka uygarlığa, her uygarlığa dalıyorlar bunlar. Roma'da 1.001 surat. Fakat hiç vazgeçemedikleri şey bu hayvanlar. Kedi köpek. Aynen şurada gönderdiği gibi konuşma yapıyorum diye. Yeni bir surat, yeni bir dikkat cadısı, yeni bir tane de buradan anında buradan gezdirecek, suratıma bakacak 2 tane birden. Hepsi yeni surat. Böyle bir ordu yönetiyor. Ve kendi orospu anasını X-Hamster'da sikiyor. Bunları göndermeden önce vesveseyi yapıyor. Bu frekans şeylerini. Şeytanın vesvesesi. Bu şeyleri toksoplazmalar da çıkarıyor bu sesleri. Kayıtlarında var.
Boklardan da geliyor bu sesler, kedi otlarından da. Vesvesesi bu hayvanlardan da. Sonuç olarak kendi orospu anasını sikiyor. Görün yani bu hayvansever rolündeki şeytanlar, iblisler, seri katiller. Böyle biro biro. Buradan Hureyre de geliyor kalkınca. O kadar iyi biliyorlar ki burayı bildikleri gibi. Bütün yabancı surat var. Bütün 10.000'e yakın surat gördüm hayvanlarıyla. O kadar hayvan sahibinin burada yaşaması mümkün değil. Bu çevrede. İlla ki buraya gelecekler. İlla ki burada gezecekler. İlla ki önümden geçecekler. Ve anında böyle stalking gibi fırlayacak kaç videomda var. Bu mu Baal yoksa o mu bilmiyorum. Biri şeytan olabilir. Biri Baal. Yine de bilmiyorum, generallerinden olabilir veya kullarından biri olabilir. İkisi de. Fakat böyle bir gerçek var. Ve bu gerçeğe bu yönetim çok yakın be. Hatta kendi orospu anasını becermesi sitelerde. Eğer o değilse o zaman bütün bu hayvan severler kendi orospu analarıyla. Millete bak yani, iki tane yeni surat geldi. Bir tane de masumca, her zamanki olay. O da buraya gelecektir. Dök burada parazitlerini git. Kaç tane videomda var böyle dökerken, okşarken ve illaki insanlara parazit. Ne için? Kimse merak etmiyor mu? Bu beyin kontrol için sizi şeytanlığa kullar, zorluyor. Beni de çığırından çıkarıyor, ağzımı bozabiliyor. Sabrımı taşırıyor. Hiç umurumda değil. Söylerim bu sözleri. Allah bağışlar. Çünkü ne yazıyor Kur'an? Kim hariç kötü sözler için? Zulme uğrayanlar hariç. Kendi orospu anasını beceriyor be. Ve belgelerden, itiraflardan, kitaplardan bunların yazdıkları, her şeyden bu büyü formüllerine falan biliyorum ki pedofillik yapıyorlar tümü sülalece. Buyur yeni bir tane pislik. Taylandlı eşiyle. Şurada konuşmuştuk, ben oraya gelmem diye karşıma çıktı oradan. Şimdi gelecek buradan gaza getirmek için konuşuyorum diye. Evet. Bunlara yok mu erken evlilik şeyi? Kim bilir kaç yaşındaydı Tayland'da bunu elde ettiğinde. Sırf gaza getirmek için. İlk gördüğüm gün o kızı geldi. Jeremy'nin karşısındaki benki oturdu. İlk gelişinde. Şimdi yerleşmişler bir hücre evine. Kesinlikle. Ve bu şeytanlara ortak çıkıyorsunuz ha. Bekleyin be, Allah'tan göreceksiniz. Allah'tan bulacaksınız. Ben de inşallah diyorum be. Dört hayvan sahibi ben burada 10 dakika otururken. Bir konuşma yapıyorum şaşırtsın diye, gaza getirsin diye. Düt düt, çekil oradan lan, o oraya konacak. Yaya geçidinin üstüne frekans için. Şu kuşatmaya bakın, güce bakın. 24 saat. Yüzlerce kedi çeşidi gördüm. Nerede onlar şimdi? Hastalıktan öldüler, kurban edildiler. Ayin günlerinde büyük
dönemi için. Onu da yapıyorlar pedofillik haricinde. Kucağında sürekli getiriyor kedileri, olduğu iblis gibi. Diğer sülale kafeslerinle durmadan getiriyorlar. Bütün çevredeki yardımcıları göndertebiliyor buraya kedilerini, köpeklerini. Bütün sokak köpeklerini yönetebiliyorlar Marmara içinde her şey. Tuzak kuracağım o Marmaray'dakilere. Görün ki bunların ta Marmaray'dan buraya gelecek. Ne için? Karşıma sıçsın veya şu kedinin oturduğu ağacın altına oturmak için. Veya karşımıza. Ve İğneler başladı o iki tane buradan geçenin saldığı. Keskin nişancı gibi. Ne zaman çıktı lan bu hayvan sokak köpeği falan kedisi anlayışı? Ha? 70'lerin sonlarına kadar bakıyorum eski arşivleri. Tek hayvan dolaşmıyor sokaklarda. Neymiş, veterinerler bu hayvanları rehabilite ediyormuş da aynı yerine götürüyormuş. Yarım saatte parazite boğarlarını. İstedikleri dakika sinek bulutları çıkarıyorlar. Onu bırak, iç hastalar şu bu içinde kanseri mi tedavi ediyorsun? Kismis mi tedavi, nasıl tedavi ettin ben? O zaman git ananı da tedavi et. Şeytanın yolundan gittiniz, emin olun, yok edileceksiniz. Önce bu yapacak, salgınla, sonra Allah vuracak kalanınızı. Bekleyin görün. Evet, çıkıyoruz biz be. Hiçbir paranoyaklık yok. Hiçbir sizin gibi korkak öbleklik yok. Sülalelerini zibani kayısın. Ben deliymişim, bu şeyleri kabul eden sülaleniz deliyim.